MHP lideri Devlet Bahçeli de parti içi muhalefetin kazan kaldırdığı CHP'yi kendi kazdığı kuyuya düşmekle eleştirdi. Yeni parti kurma hazırlığı yapan Meral Akşener'e de isim vermeden yüklendi Bahçeli. İdam cezasının getirilmesi konusunda ise net konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, olağanüstü kurultay talepleri, istifa ve disiplin soruşturmalarıyla karışan CHP'ye yüklendi. Üzerimize doğrultulan namlu ters tepmiş, ayak oyunları, karanlık senaryolar bümerang gibi muhataplarına dönmüştür. İşte görüyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır. MHP'nin varlığını kafeslemek, ülkülerini kötülemek için her yolu deneyen gafillere oksijen çadırı görevi gören Cumhuriyet Halk Partisi sonunda kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamamıştır. MHP lideri isim vermedi ama hedefinde yeni parti kurma hazırlıkları yapan Meral Akşener vardı. 16 Nisan'dan hemen sonra yeni bir parti kurma konusunda mekik dokuyan, zemin yoklayan, hava koklayan, maksatlı ziyaretlerle işbirliği kanalları açmaya yeltenenler hayal aleminden hala çıkamayan siyasi mağluplardır. Ve idam cezası. Anayasa değişikliği süreciyle birlikte idam cezasına da destek vereceklerini söyleyen Bahçeli tavrını değiştirmedi. Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam. İşte er meydanı, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biz ne dün ne söylüyorsak aynı noktadayız. Biz dün neyi savunuyorsak yine aynı çizgide, aynı kararlılıktayız. MHP lideri grup toplantısının çıkışında basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Bahçeli'nin hedefinde CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce de vardı. Önce genel başkanlarına sorsun, sonra açıklama yapsın Muharrem İnce Bey. Biraz da ince davransın. Teşekkür.